kaçtıkça kaçan ateş böceğim misin? Bir anda çok güzel oldu ya. Korkutuyor biraz insanı. Demek her şey çok güzel oldu. Gel Meteo. Ne yapıyorsun? Şaka yapıyor dedektif. Barış'cığım, şu ortaklık meselesini artık bağlamamız gerekiyor. Biz çıkıyoruz İlayda. Sonra bağlayalım. 5 dakika sonra çıkın hayatım. Bence şu ayrılık prosedürünü bir an önce başlatmamız ikimiz için de iyi olur. Değil mi Aslı'cığım? Bunu Barış Bey'e sorsanız daha iyi olur. Patronun işine karışmam diyorsun yani. Doğru. Biz bunu Barış'la konuşalım. İlayda. Biz Aslı'yla... Evet İlayda Hanım. Siz patronunla konuşun. Değil mi Barış Bey? Peki Aslı Hanım. Evet İlayda, dinliyorum seni. Barış'cığım ben bu ortaklık meselesini hiç sevmedim. Yani tahtı paylaşmak hiç bana göre değil. O yüzden bir an önce işlemleri başlatalım. Zaten müvekkillerle davaları paylaşmak bile nereden baksan bir ayı bulur. İyi tamam, ben de bir an önce bitmesini istiyorum. Senin de böyle düşünmene sevindim. Aa, aşk olsun. Yani ortaklık bitti diye 10 yıllık dostluğumuz da bitecek değil ya. Aslı'cığım senle de pek hoşlanılarımız olmadı ama ben kötü ayrılmayalım diyorum. Ateşkes öneriyorum, ne dersin? Benim sizinle bir savaşım yoktu zaten. Siz benimle uğraşıyordunuz. Ben de onu diyorum işte. Tatlı tatlı ayrılalım. O zaman Barış'ım ben Sıdıka'ya talimat veriyorum. Prosedür işlemlerini başlatsın. Tamam, benim taraftan da Gökhan yürütecek. Anlaştık. Hadi size iyi eğlenceler. Niye söylememe izin vermedin? Hiç gerek yok. Şimdi iyice bilenip düşman olacak sonra bana. Yalnız ben hiç emin olamadım. Gidecek mi sence kes? Duydun işte. Bitiriyoruz. Peki inandın mı? Sen inanmadın mı? Yani. Bilemedim. Bu arada dün çok hazırlıksız yakalandım. Kimse beni uyarmamıştı. Hangi konuda uyarmadı? Dağ aslanlarının kıskanınca ne kadar tehlikeli olduğu konusunda. Bütün günümü zehir ettin benim. Kıskanmadım bir kere. Bozuldum. Seni ikiyüzlü zannettiğim, o davranışları sana yakıştıramadığım için bozuldum sana. Hem ben Layla niye kıskanacakmışım ya? İkiyüzlünün teki, az önce söylediklerine de zerre kadar inanmıyorum. Hala gözü var sende. Seni elde etmek için de bir sürü numara çeviriyor. Yine öyle bir şey yapacak. Sen şimdi kıskanmıyor musun beni? Hı? Kıskanıyorum. Kıskanılmak güzel bir şey mi? Evet. Çünkü kıskanan sensin. İlayda Hanım, ne yapıyoruz? Karargaha çekiliyoruz Sıdıka. Vazgeçtiğimi, pes ettiğimi sansınlar, unutsunlar beni. Ama biz taktiğimizi kurup savaşa öyle devam edeceğiz. Tamam. Eminim ki sonunda biz kazanacağız. Onlar şimdi duygusellerinde kaybolup aklı geri plana atıyorlar. Ama ben aklımla saldırıyorum. Akıl her zaman duyguyu yener. Daima. Evet. Bir de üstüne elinizde bir sır varsa
O sır sıdıka eğer doğru kullanılırsa sadece Barış'ı değil tüm aileyi önümde diz çöktürecek. Ama bu bombayı en doğru zamanda, en doğru yerde patlatmazsam her şeyi kaybederim. İpler artık elimde. Doğru hamleleri yaptığımda o şoför kız Barış'ı kendi elleriyle kucağıma bırakacak. Ay harikasınız İlayda Hanım. Dönüşünüz muhteşem oldu. Ne dönüşü? Hakan'dan dönüşünüzü diyorum. Yani sıralıp geldiniz ya. Gerçi hala bana söylemediniz ama. Neyse. Hakan'ın işiniz bitti herhalde. Bitmedi Sıdıka. Hatta daha yeni başlıyor. Onu piyon olarak kullanacağım. Anladın mı? Anladım İlayda Hanım. Kahvemi getir. Kahvemi getir Sıdıka. Hakan gelince de haber ver. Emredersiniz İlayda Hanım. Vay. Sıdıka'dan bir şey saklamak ha? Sanki ben öğrenemem o sırrı. Sıdıka! Hı. Sen sevgili misin benim şimdi? Ben de hala inanamıyorum. Hala sana yaklaştığımda o cam küreye tost yiyeceğim sanıyorum. Tostlamayınca da ne yapacağımı şaşırıyorum. Cam küreye mi tostluyordun sen? Yani öyle tostlama falan sevimleşmesin gözünde. Hiç güzel bir şey değildi. Artık bana açık olacaksın değil mi? Ne oldu, ne bitti? Her şeyi anlatacaksın değil mi? Barış? Paris'e gidelim mi? He? He. Gidelim şimdi mi? Kaçırayım seni. Biraz ayağını yerden keselim. Ayağı yerden keselim. Derken nasıl yani, nasıl yani ayağı kesmek yerden? Uçakla. Uçak mı? Gerçi yarın sabah erken duruşmam var. O yüzden kalamayız ama... Eyfel'in altında bir güzel birbirimize sarılırız. Sonra da güzel bir akşam yemeği. Eyfel. Ha sen gerçekten Paris'teki Eyfel'den, Paris'ten bahsediyorsun. Ay ben burada bir restoran falan sandım onu. Yok ya şehir Paris. Vizen var değil mi? Benim pasaportum bile yok. Hadi ya. Niye ki? Hiç ihtiyacım olmadı da ondan yok. İyi tamam o zaman biz de buralarda bir Paris buluruz kendimize. Olmaz mı? Olur. Ben bir üstümü değiştireyim. Ondan sonra gidelim. Tamam. Senin duruşman falan yok mu? İşlerin ne olacak? Patronumdan izin alırım diyorum. Aylardır aşık olduğum kadına kavuştuğumu öğrenirse izin verir bence. Patronum ben diyorsun. İstediğim zaman gelir, istediğim zaman giderim. Kime ne diyorsun? Doğru diyorsun. O zaman bir dakika. Barış Bey. Aslanım. Şimdi el ele çıkmak biraz garip olur değil mi? Hem senin için de garip olur. Bence burada iş ciddiyetimizi koruyalım. Evet aslında doğru söylüyorsun. Öyle daha heyecanlı. Ne demek şimdi bu? Ya benim söylediğimden bu mu çıktı? Seni kızdırmak ne kadar kolay böyle. Ayrıca evet o çıktı. Şirin, biz çıkıyoruz. Yani Barış Bey çıkıyor. Ben onu götürüyorum. Yani götürüyorum derken ben gideceği yere götürüyorum. Şoförüyüm ya hani ondan yani normalde olarak. Anlamadım Aslı'cığım. Ben günün geri kalanında yokum galiba. Aslı onu söylemeye çalışıyor. Ay dönmeyecek misiniz? Randevularınız ne olacak? Ertelersin. Davaya da Gökhan girsin zaten davadan haberi var. Tamam Barış Bey. Yalnız gitmeden dilekçeleri imzalarsak yarına kalmasın. İmzalayalım Şirin. Thank you.
Bilo var. Başarılık izi. Bisikletten mi düştün? Evet. Nereden bildin? Kusura bakmayın. Şirin bitecek mi? Arayanlara nerede olduğunuzu söyleyeyim. Çok çok önemli biriyle bütün gün sürecek görüşmelerim olacağını söyle Şirin. Yani kıyamet kopmadığı sürece beni sakın arama. Tamam. Peki kiminle görüşeceksiniz? Maalesef Şirin. Çok gizli kalması lazım. Barış Bey, yürüsek mi acaba biraz? Tamam, sahile inelim yürürüz. Ya yok, buradan yürüyelim direkt. Yani arabaya binmek istemiyorum hiç. Hem arka caddeden sahile inen çok güzel bir merdiven var. Orayı çok merak ediyorum. Oradan geçeriz ha? Merdiveni mi merak etmiyorsun? Ya arabayla geçerken görmüştüm. Akşamları oturup sadece merak etmiyorum yani. Ya çok mu saçma? İkimizin de ilk kez yürüdüğü bir yerden geçeriz. Yeni bir yoldan yürürüz. Niye öyle bakıyorsun? O kadar mı saçma ya? Hayır, saçma değil. Çok güzel. Ben taksideyken böyle müşterim de yoksa merak ettiğim yerlere bir durup bakıyordum. Yani hiç aklımda kalmıyordu. Neye bakıyordun? Ne bileyim, öyle bakıyordum işte. Öyle gelene, geçene. Acaba oradan hayat nasıl görünüyor diye. Aa! Bir keresinde bir sokakta bir tane kadının kocasını aldattığını çözmüştü. Senin agatalığın eski yani. Evet. Ama ben bilerek yapmamıştım. yani ben yapmadım, o bana geldi. Yani bile isteğe dahil olmadım işin içine. Hem zaten ben ne adamı tanıyordum, ne kadını tanıyordum. Gidip de adama karın seni aldatıyor, bir dost mu diyecektim. Zaten istemeden şahit oldum bir kere. Suçlu mu olsaydım ben de, suç ortağı mı olsaydım yani. Sonra yapamadım tabii, vicdan azabı çektim. Sonra vicdan azabı çekmeyeyim diye de bütün o olaylara karıştım ben. Sonra hep denk gelen bütün işlerde de artık sokak arası. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Of, ben çok konuştum ya. Ay ben niye böyle oldum ki? Niye bu kadar çok konuşuyorum? Beni susturamaz mıyız bir şekilde? Ben seni susturmanın yolunu biliyorum da. Susmanı istemiyorum. Gerçekten mi? Sıkılmadın mı benden? Açmakta olan bir şey izliyor gibiyim. Bundan sıkılırsam taş olurum. Çiçek? Ha ben. Evet sen. Ha çiçek. Çiçek ben ya. Ne diyordum ben? Sen hukuk okumaya ne zaman karar verdin? O çok klasik bir hikaye. 12 yaşındaydım. Bir gün babamı taksisine çarpmışlar. Çarpıp kaçtılar. Babam da onları bulmak için çok uğraştı. Buldu da. İlla cezalarını alacaklar diye uğraştı durdu. Sonra bir gün avukatın yanına gittik adliyeye. Şenel Hanım. Hiç unutmuyorum. Şenel Hanım üzerinde cübbesiyle içeri girdi. Dedi ki,
Merak etmeyin, kazanacağız. Hakların kaybetmesine asla izin vermem. İşte o zaman dedim, ben avukat olacağım. Olacak mısın peki? Sana bir sürprizim var. Hı. Seninle çalışmasam bu kararı verip farkına varamayacaktım. Ben seninle dava peşinde koşmayı çok sevdim. İçimdeki acını keşfettim sayende. Sakın MİT'e gireceğim deme bana. Hayır. Hayır, öyle bir şey değil. Bak, ben dava çözmeyi çok sevdim. Olayların içinde olmayı çok sevdim. O yüzden avukat değil, savcı olmaya karar verdim. Savcı mı olacaksın? Evet. Bir dakika, bir dakika. Okula dönüyor musun yani? Evet. Bir dakika. Bir dakika. Yoksa hepsi bunun için miydi? Hı hı. Gitme deyip seni öpmem. Sana deliler gibi aşık olduğumu söylemem. Hepsi bunun içindi. Geç sen dalganı. Ay, hiç yapmayacağın şey sanki. Benim yüzümden geleceğinden vazgeçmen nasıl büyüktü bilemezsin asla. Ama ben sana söyledim. Biliyorum, çok vicdan azabı çektim. Ama ben sana bunu defalarca söyledim. Seninle bir alakası yok. Yapma Aslı. İçimizde ne olduğunu biliyoruz. Aman neyse, tamam, geçti bitti artık, hadi. Bu sene deliler gibi çalışıp sınavlara hazırlanacağım. Hatta o kadar iyi bir avukat tanıyorum ki, Barış Buka. O da beni çalıştırır diyorum. Bu seneyi ders çalışmaya ayırıyorsun yani. Evet. İki sınıfın sınavlarına da girip çok çabuk mezun olacağım. Süper plan. Yalnız küçük bir sıkıntı var. Savcıların zorunlu hizmeti var biliyorsun. Şehir şehir dolaşacaksın. O yüzden sen yine de avukat ol. Benim yanımda ol. Ne varmış canım zorunlu hizmette? Allah Allah. Yanında ben olamayacağım. Sen de gir savcılık sınavına. Yanımda olursun o zaman hep. Ne var? Sen de seviyorsun macerayı. James Buka gecesini unutmadık yalnız. Yoksa pasyonunu bırakmak mı zor geliyor? Hayır. Senin yanından ayrılmak zor geliyor. Sen mezun ol da bakarız. Bu arada sen çok önemli bir şeyi kaçırdın Barış Buka. Beni sınavlara sen hazırlayacaksın. Yani bir nevi hocam olacaksın. Yani sana aşık, her dediğini hayran hayran dinleyen bir öğrencin olacak. Çok güzelmiş. Devam et. Ben de işime devam edip para biriktireceğim. Seneye de okula rahat rahat gidebileceğim. İşime devam etmek derken? İşime işte şoförlüğe. Herhalde yanlış duydum ben. Aslı ne şoförlüğü? Ne yapacağım ben çalışmayıp? Evde mi oturacağım hep? Hayır. Ofiste benim yanımda oturacaksın. Seni sınavlara hazırlayacağız. Ne sıfatla? Yani ne olarak oturacağım orada? Sevgilin olarak. Evet, sevgilim olarak. Değil misin? Öyleyim. Evet, öyleyim. Evet, öyleyim ama... Yani ben sevgili kontenjanından orada dolaşıyor dedirtmem ya. Öyle dolaşamam yani. Ha, onun için de şoförüm olarak dolaşacaksın yani. Ne var? Ben zaten senin şoföründüm. Ama artık sevgilimsin aslında. İlle iş istiyorsan, ben ofiste sana güzel bir iş bulurum.
İyi de ben daha mezun bile değilim. Ne yapacağım ofiste? Staj hakkım bile yok. Ya sekreterlik falansa ben yapamam öyle masa başı işi. Ha, Teo'nun yanına veririm diyorsan o olur. Ne yapacaksın? Teo ile birlikte dedektiflik peşinde koşacaksın değil mi? Ondan sonra başını belaya sokacaksın. Teo ayrı, ben ayrı. Biz kafayı yiyeceğiz senin yüzünden. Sen otur hasta oturduğun yerde. Ya tamam işte şoförün olayım ne olur. Bak sen de düşün anlayacaksın ne kadar iyi bir fikir olduğunu. Aslı sen bu şoförlük olayını unut. Efendim Teo. Patron beklediğimiz deliller gelmiş. Savcı acil görüşme istiyormuş. Şimdi Gökhan duruşmada ben ne yapayım? Yapma ya. İstiyorsan İlayda'ya söyleyeyim. Ha yok yok. Gelirim ben tamam. Evet. Savcı görüşmesine girmeye ne dersin? Çok isterdim. Çok isterdim ama benim çiçeğimle ilgilenmem lazım. Yani yarın çiçeğimin okulda ilk günü. Ve yürümesi geciktiği için biraz üzülmüş olabilir. Doktor artık hazır olduğunu, denemelere başladığını söyledi. Çok uzun sürmeyeceğini düşünüyor. Biliyorum. Çiçeğim de biliyor. Ama şimdi okulda arkadaşları koşup oynayacak. O teneffüse çıkamayacak. Belki ders ediyordur. Haklısın doğru. Çiçeği öp benim için. Barış. Çiçeğin davasında yol alamadık diye sakın kendini kötü hissetme. Ben bu yüzden sana bir şey sormuyorum. Eminim sen elinden geleni yapmışsındır. Bundan sonrasını beraber devam ederiz. Yine başarısız olursa pes edip davayı kapatırız. Tamam mı? Hadi ben bırakayım seni. Tamam. Ama ben çiçeğe hediye alacağım. Sen git savcılığa geç kalma. İlk günümüzde sevgilimi yol ortasında bırakıp gideyim mi yani? Yol ortasında kalmayacağım ki. Şuradaki kitapçıya girip çiçeğime hediye alacağım. Hem belki sevgilimi uğurlamak da güzeldir. Hoşuma gidecektir belki. Keşke yalansız, tertemiz durabilseydim karşında. Sen tüm masumiyetinle bana bakarken ben yanından kaçmak zorunda kalmasaydım. Ne yapıyorum ben Aslı? Sana, kendime ne yapıyorum? Bencillik mi bu? Hep böyle bak bana. Aşkımızın günahımı temizleyeceğine inandır beni. Ne demek sevgili olduk? Olduk ne demek? Bir dakika, oldunuz mu gerçekten? Hay Aslı, sen şimdi Barış Bey'le sevgili mi oldun böyle normal bildiğin sevgili? Ha Teo'yla ben gibi. Ay bilmiyorum normal mi değil mi? Barış da Aslı gibi işte. Ay Allah'ım çok şükür ay Aslı. Ay çok mutlu oldum ben. Ay Aslı. Ay biz yıllarca dua ettik. Bizim sevgililerimiz de bizim gibi böyle çok yakın olsun dedik. Hayallerimiz gerçek oldu. Rabbim sesimizi duydu Allah'ıma çok şükür. Ay kız ben çok duygulandım şimdi. Ay, bir dakika ağlayacağım ben. Bir dakika ağlayacağım. Ay adamcağız aşkını sevdasını dağlara taşlara aykırdı. Buna ağlanmaz mı? Azlım buna ağlanmaz mı? Kızım çok mutluyum ben ya. Ay kız sen mutlu ol.
Sen hak ettin. Hep mutlu ol sen anam. Hep mutlu olur. Hep birlikte mutlu olur. İnşallah Aslı'm. Dördümüz birlikte. İnşallah hep birlikte mutlu olalım ya. Ama bak şey, hep birlikte de takılacağız tamam mı? Böyle birlikte gezelim edelim. Arada bir şeyler yapalım. Hep birlikte. Ay yok. Ben artık İlayda'cığımla takılacağım. Yani canım o artık benim de. O ne demek kız? Ay aman. İlayda ofise geldi. Ateşkes ilan edelim falan dedi bana ya. Allah Allah. Ya bunlar çok eski dost oldukları için ortaklıklarının bitmesi mesele değilmiş. Yani dostlukları sürecekmiş. Hmm. Ha, öyleli yani. Sonra? E'si bu işte. İnanmadım kadına. Vallahi aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de inanmadım. Onları yapan kadın böyle çat diye vazgeçmez. Hem neydi o şeyin, Barış Bey'in teyzesi buna gelinim falan demiyor muydu? Evet. Ama belki de ben kötü niyetle düşünüyorumdur. Yani belki de olmayacağını anladı, pes etti. Aslı bak, sen yine de temkinli olacaksın. Tedbiri elden bırakma. Tamam mı? Öyle yüz verme ona ya. Onun gibi böyle havalı mavalı davran. Konuşma. Selam bile verme. Ay suratına bakma onun. Ne oldu olacak, suratına tüküreyim bir de. Olur. O da olur. İcap ederse o da yapılır. Yapılmaz mı? Yapılır. Kim yapıyor buraya? Vay be patron. Senin aklının başına gelmesi için Aslı'nın başına bir şey gelmesi gerekiyormuş yani. Neyin daha önemli olduğunu görmemi sağladı o olay. Neyse ya. Şanlı direniş bitti artık. Teslim bayrağını çektin. Yalnız Aslı iyi kök söktürdü sana. Sağlam çektirdi cezanı. Hala şoförün olacağım diyor. Şaka yapıyorsun. Patron, siz bu aşkta her şeyin üstesinden gelirsiniz. Madem bir kere Engin'e saldın, bundan sonra hep ilerim. Olanları geride bırakmazsan düşersin bak. Kalkamazsın da bir de. Olanları geride bırakmak gibi bir şansım yok benim Teo. Sen hala bunu anlamadın. Olanları geride bırakmak. Olanları unutmak, kendimi affetmek. Böyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Madem Aslı'dan uzak kalmayı da beceremediğime göre... onu mutlu etmekten başka şansım yok benim. Ne çektiğim azabı belli etmeye... ne de bir itirafa kalkışmaya. Hiçbir şeye hakkım yok benim canım. Ben bundan sonra sadece Aslı ile birlikte mutlu olmak istiyorum. Sen Aslı'yı mutlu edersin patron. Aslı da seni mutlu eder. Siz daha birbirinizi bir sürü şey edersiniz vallahi. O ne demek şimdi? İşte aşıksınız siz. Aşıklar öyle olur. Aşk uzmanı mısın sen? Yok. Ama ben de aşık bir kişi olarak ve sizden önce kavuşan biri olarak sana gelecekten haber veriyorum işte. Doğru. İzmir Köften abi nasıl gidiyor? Köfte iyi de işte abisiyle bir ufak problemimiz var. Onu da günün güzel gözlerine sayıyoruz artık. Ne yapalım? Ne oldu? Hala sevmedim abisi seni. Yok ya, cins herif taktı kafayı. İş ona kalsa 50 yaşında anca evleneceğiz yani. Oo, evlenmek. Sen? Ya işte... yani bu yolun sonu nereye çıkıyorsa o işte, o anlamda. Ya aşktan 20 yıl denir mi patron Allah aşkına ya? Ha, karışma. Hadi aşka o zaman. Yarın sabah da okulun ilk günü. Şöyle mis gibi bir kahvaltı yaparız, ballı kaymaklı. Ha kızım? Beslenme çantasına ben de börek hazırlayıp koyacağım kuzuma. Babaanne, hani bir paket vardı ya, hani bahçeye bırakmışlardı. Açalım mı onu artık? Gelmediler mi daha onu almaya? Çiçek Eğilmez'e paket var. Çiçek Eğilmez'e okul hediyesi var. Keşke başka bir şey isteseymişim. Bak o da olacak. Gel bakalım halası. Getir aç bakalım ne varmış içinde. Ne almış halası? Aç. Ay bunlar ne kadar güzelmiş çiçek ya.
Ay bunları görünce insanın okula gidesi geliyor. Vallahi Çiçek, benim bile okula gidesim geldi kız. Sen hiç merak etme Gül. Edebiyat, Türkçe, dil bilgisi sende. Ben hiç anlamıyorum onlardan. Kağıdı kalemi paylaşırsınız artık. Oo Metin abi, matematik banko bende o zaman ha. Şak diye çözeriz kar zarar hesaplarını ha. Ay abicim sen dur aman, aman. Çiçek matematiği kendi halleder. Niye abi, 4x3 işte ya. Macera ajanlık romanları mı Allah? Evet. Mesleki eğitimde şart bal böceğim. Aslı. Sokma şunun aklına öyle şeyleri. Aman anne. Biz dedektiflik bürosu açacaktık Çiçek'imle. Tamam olur. Neşe Sultan'ı da sakinleştirmek bize kaldı artık değil mi? Tamam, çok güzel. Tamam kızlar, tamam hadi. Başlayın kaplamaya. Kitap, defter ne varsa kaplanacak. Ben şey... Haber Sıdık'a? Fotokopi mi çekilecek? Son zamanlarda beni çok görmezden geliyorsun. Biraz konuşalım seninle. Konuşalım. Ne konuşacağız? Neden benden kaçtığını mesela. Bak Sıdık'a, seni üzmek istemiyorum. Biliyorsun ama ben İlayda Yağış. Peki o sana? Sanmıyorum. Eğer... benimle işbirliği yaparsan onu kendine aşık etmenin yollarını sana söyleyebilirim. Kimseyi birine zorla aşık edemezsin. Bence boşuna deneme. Onu gülümsetiyor olmak bile bana yetiyor. Ay çok safsın bebeğim. Eğer benim yardımım olmazsa 2 güne kalmaz seni bir kenara atacak. Ha Şebnem, Şencan, Sevimli. Beni mi çağırdınız İlayda Hanım? Ha Sevimli, Emine bir şeydin sen, neydin? Adımı soruyorsanız Şirin. Ha Sıdık'a nerede? Bilmiyorum, görmedim. Nerede bu kız? Sıdık'a! İlayda Hanım'la ne konuşuyorsunuz? Mesela ona neler anlatıyorsun? Sıdık'a, bu seni hiç ilgilendirmez. Yani ona özel şeyler anlatıyorsan, bir sırrını paylaşıyorsan... benimle de paylaşmalısın ki sana yardım edeyim. Sıdık'a, ne yapıyorsun burada? Selam. Ben işime döneyim en iyisi. Yani. Hoş geldin. Senin için ne yapabilirim İlayda Hanım? Şişt, bir daha sakın ofisin içinde bana böyle sırnaşayım deme. Çok ciddiyim. Ayrıca Sıdık'a ile olan samimiyetine de dikkat et. Peki. Emredersiniz İlayda Hanım. Ha, akşam da odama gel, senin işlerimiz var. Evet, bu da sondu. Bir sonraki emre kadar kitap, defter, kaplama timi dağılabilir. Hadi bitti mi Metin? Vallahi bitti gibi duruyor anne. Ne diyorsun kızım, bitti mi? Daha her şey yeni başlıyor baba. Oo. Hadi o zaman biraz konuşalım. Hı? Neşe Yılmaz'ın güz dönem açılış konuşmaları bugün müydü? Ben kaçırmışım onu. Hadi siz de gelin bakayım Barbo. Arzu, hadi. Evet. Bu yazın yıldızı olarak onca yaşadığı şeye rağmen iyimserliğini, umudunu yitirmeyen ve bütün zorluklara göğüs geren Çiçek Eğilmez'i ilan ediyorum. İkinci tebrik ve teşekkürüm. Karamsarlığı üstünden atıp yıkılmadan evladının başında dimdik duran oğlum Metin'ime. Bravo Metin abi! Ve hayırsızlığı, uğursuzluğu bir kenara bırakıp kızım için adam olmayı seçen ve bu ekmek teknemiz için pes etmeden savaşan Barbaros'a da teşekkür ederim.
kızlarım. Sizden hep razı oldum. Yine de razıyım. Arzum yuva kuruyor. Evet, Gül düzgün birini buldu. Aslım desen, avukat olacağını öğrendik. Hem mahcup olduk hem de gurur duyduk. Bizim için onca yaptığı fedakarlığı bunca yıldır biz artık onun için yapacağız. Tamam mı kızlar? Anneciğim, fedakarlığa gerek yok. Ben bu sene Barış Bey'in yanında şoförlüğe devam edip sınavlara dışarıdan hazırlanacağım. Kaldığım sınavların derslerine de seneye gireceğim. Niye ablacığım? Hemen okula başlamak daha iyi değil mi? Ama ablacığım ben böyle daha çabuk mezun olacağım. Üç sınıfın derslerini hepsini bir anda vereceğim. Tamam abicim ya. En doğruyu sen biliyorsun. Sen ne diyorsun o? Ama artık geç gelmek yok kızım. Bak sağ ol, kadırgayı düşündün. O kadar uğraştın, çözdün. Ama artık vaktinde geleceksin eve, tamam mı? Tamam anneciğim. Eve vaktinde geleceğim. Barış Bey ofiste beklerken o arada da çalışırım. Hadi madem. Bari öyle diyorsun. Artık gelelim büyük kızın nişanına. Buna da bir çözüm bulalım artık değil mi yani? Eyvallah ya. Yani şu kafenin köşesinde kavuşamadan ölüp gideceğiz ya. Yani kadırga kurtulduğuna göre artık bunların nişanını da yapalım ha anne. Yapalım tabii. Neyi bekleyeceğiz ki daha? Gerçekten. Ha? Sahi mi? Harbiş mi ya? Harbiden ne zaman yapı? Şey mi? O hafta sonu mu? Şak diye mi? Şak mı? Şak diye, şak diye. Ya Barbo, hemen öyle olur mu? Daha kıyafet var, davetiyeler var. Yer bulacağız, daha yapacak çok işlerimiz var. Neyleri kızım? İşte burada yapıveririz. Maksat bir arada kutlamak değil mi? Çağırırız eşi dostu. İkramları da ben yaparım. Hı? Ya ben saray falan dediydim de yani böyle buraya bir süs falan güzel olur bence buraya. Ha ne diyorsun Arzu? Ha Barbo, bu eski püskü sandalyelerin arasında mı nişanlanayım ben? İstersen gel al. Çişo'nun okul makasıyla da kurdeleyi keselim tam olsun. Arzu, kızım siz bir nişanlanın da yani sen de çok şey yapma bence, çok daha şey yapma. Ha, böyle yangından mal kaçırılmış gibi. Senelerdir ben bekleyeyim, merdiven altı mı nişanlanayım? Tamam abicim, merdiven altı diyorsun da yani şimdi mis gibi kafe. Tamam, ben de dedim yalıda yaparız dedim ama şimdi aceleyle yapınca. İyi, tamam. Sizin nişanınız zaten. Siz bildiğiniz gibi yapın, beni davet ederseniz gelirim. Allah Allah. Ne oluyor buna Metin? Kabuğunu mu beğenmiyor bu? Ya yok tamam Neşe anne, öyle değil yani o şimdi birden oldu ya, o da ona şey yaptı. Ya ben, sen hiç merak etme, ben burayı süslerim, püsletirim, ona yine de hoşnut ederim yani, tamam mı? Sen merak etme Neşe anneciğim. Siz bilirsiniz, ben karışmayayım o zaman. Of Arzum ya, of. Evet. Ne oluyor? Bana bak. Ha? Ya bu, babamı ne yapacağız ya? Adamın daha evleneceğinden haberi yok, sen nişan falan diyorsun. Ya ne yapacağız kızım? Çağırırız, gelirse gelir, gelmezse de gelmez. Onunla mı uğraşacağım şimdi ya? O ne demek be? Allah Allah. Adam kendi oğlunun nişanına öyle misafir gibi, komşu gibi mi gelecek? Bu işi bir an önce çözmen lazım. İlk önce bunu çözmen lazım. Anladın mı? Bak mevzu çıkaran nişanda. Ya ne yapayım kızım, ne yapayım? Allah aşkına bir şey söyle o zaman. Hiçbir şey olmaz ayrıca. Sen boş ver şimdi, dur. Abla yapma, hemen kızma ya. Ha belki buluruz istediğin gibi bir şey. Boş ver Aslı. Ben hiçbir şey istemiyorum. İstesem de ne olacak ki? Aşkımın ihbarı. Sen niye bozdun böyle moraline bakayım? Ha? Nişanlanıyoruz diye sevinmeyeceğim ben de şimdi? Ha? Barbo, benim bütün hayatım burası. Kadırga'nın iki sokağın arasında yaşıyorum ben. Aslı gidiyor çalışıyor. Gül kendi işinin patronu gibi takılıyor. Ben hep buradayım. Hayatımda iki kere başrol olacağım. Bir nişanım, bir düğünüm. Bırak da her gün masasını sildiğim yerde olmasın. İstemiyorum. Tamam kalk gel. Ne yapıyorsun? Ne gerekiyorsa, ne davetiyesiyse.
neyse ne, hepsini ben halledeceğim. Tamam mı? Hadi. Ya Barbu, nasıl yapacaksın? Kredi mi çekeceksin? Sonra bir ömür boyu onu mu ödeyeceğiz? Aşkım, gideriz, sorarız, öğreniriz. Neymiş, kaç para tutuyormuş. Hesabımıza bir bakalım. Ha? Tamam mı? Evet abla ya. Hadi gidin bakın. Neymiş, ne kadarmış bir öğrenin Allah aşkına. Ya senden kıymetli mi? Hep birlikte hallederiz ya. Bir bakalım madem. Hadi. Hı. Gel bakalım. Aşkım benim ya. Canımı verin lan senin. Canımı, canımı. He, Aslı'ya söylemedim Teo. Sürpriz olsun istiyorum. Oraya gidene kadar bilmesin, haberi olmasın. İyi tamam. Ben de Gül'e söylemeyeyim o zaman. Çünkü kızlar böyle şeyleri birbirlerine hemen ispiyonluyorlar ha patron. Allah. Can dostuymuş değil mi onlar? Çocukluktan beri birliktelermiş. Aynen. Allah, burada da ayrılmadık ya patron. Helal bize ha, yemin ederim. Her şey için sağ ol Teo. Deme ya şöyle şey. Ne yapmadım? Bir şey yapmadım patron. Daha ne yapacaksın ya? En kötü zamanımda yanımda oldun. Sen teyzemi gördün mü bu ara? Ben bu davetten sonra görmedim. Ha ben gördüm ya. Şey... Ya o galiba Aslı'ya biraz takmış kafayı patron. Acaba diyorum bu Aslı'nın çiçeğin halası olduğunu söylesek? Ha yok yok sakın. Şimdi bilirse bu ilişkiye iyice karşı çıkacak. Aslı'ya kazayı anlatacağımdan korkup yanlış şeyler yapmasın şimdi. Ya patron, teyze hanım seviyor seni ya. Bence seni üzecek bir şey yapmaz herhalde yani. Ya yok zaten beni üzmek için değil de... beni korumak için bir şeyler yapmaya kalkar. Ama Hakan'la beni koruyacağım diye de kime ne zarar verdiğini göremeyebilir. Ya şimdi sen Aslı'yla birlikte olduğunu söylemeyeceksin mi? Ya söyleyeceğim tabii ki. Ama yeni dertlerle yüzleşmeden önce şöyle birkaç gün bir dinlenmeye ihtiyacım var. E, tabii tabii. Sen de Aslı da yoruldunuz, siz dinlenin biraz. İyi hadi kaçtım ben. Evet. Ay Yekta'cığım kusura bakma, ben de taşınıyorum. Yani bunca telaş içinde seni çağırdım. Ne olur kusura bakma. Ya hiç önemli değil Cahit'cığım. Ama şu kız için ne yapmam gerektiğini ben pek anlayamadım. Şimdi bak, Barış'ın ofisinde şoförlük yapan, imkanı olmayan bir kız var. Akıllı, potansiyeli yüksek. Ben ona bir faydam dokunsun istiyorum. Eğer ki yurt dışında okursa bu onun geleceği için çok büyük imkanlar açacak. Sen para konusunu hiç düşünme. Ne gerekirse hepsini ben karşılayacağım. Tamam, eğitim seviyesine göre bakarız bir şeyler. Bana transkribini yollarsan ben de sana en uygun okul seçeneklerini sunabilirim. Ama sakın bunu ayarlayanın ben olduğumu bilmemesi gerek, tamam mı? Onu böyle hani... sanki kendisi burslu okumaya hak kazanmış gibi gösterebilir miyiz? Hallederiz. Eğitim almak istediği bir alan var mı? Kayıtlı olduğu bir okul? Bana bu bilgiler gerekli. Önce onları öğren diyorsun. Tamam. Ama yani sanırım lise mezunu. Ama ben öğrenirim sana. Güzel bir üniversite ayarlarız o zaman. Tamam, bilgileri bekliyorum ben senden o zaman. Yektacığım, onca işin arasında bana vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim canım. Çok sağ ol. Ne demek, her zaman. Sen hiç kalkma. Sağ ol. Görüşürüz yine. Hoşça kal.